en yoğun dönemlerinden birindeyim. Yakın zamanda Onur abi de İstanbul'a gelecek. Sürprizlerimiz var size. FC 25'te bütün Türk Wonder Kid'leri aynı takıma toplayıp 3 sezon boyunca neler yapacaklarına bakacağız. Rebuild kurallarımız şu şekilde bakın burada artık yeni oyun sayesinde bu tarz özelliklerimiz var. Bir kere kovulmamız yasak. Transfer dönemini kapatıyoruz. Hiç kimse transfer yapamayacak abi 3 sezon boyunca. Bütün kadrolar sabit kalacak. Ben bunu 8 sezon olarak işaretledim garanti olsun diye yetenek avcılığını kapatıyorum. Bu özelliği deneyeceğiz. Yetenek avcısı kapalı olursa galiba bütün futbolculara direkt bakabiliyor olacağız. Sanki cheat engine kullanıyormuş gibi. Yani bütün oyuncuların over'larını görebiliyor olacağız herhalde. Ona bakacağım. Antrenman planı diye bir şey gördüm. Burada bak her zaman tamı seçersen oyuncular her zaman %100 keskinlikte kalıyor ve %100 form şeklinde, enerji şeklinde devam ediyorlar. Bunu böyle bırakacağım bu videoda. Çünkü aslında bu bir rebuild videosu değil bir deney videosu. Genç oyuncular tam potansiyel falan filan dedik ve ilerliyoruz dostlar. Bütün Türk Wander Kidleri tek bir takıma topladım. Yanlarına birkaç tane abi de koydum. Mesela Hakan Çalhanoğlu da takımda. Hakan Çalhanoğlu burada. Hocamız da Arda Turana Arda Turan olarak gençlerin başına geçiyoruz. Bu da ayrı bir güzellik bence. Abi çok güzel bir e, shorts videosu çektim. Kısa video çektim Kerem Aktürkoğlu hakkında. Instagram'da yayınlandı. Youtube'da telif yedi. Ona çok moralim bozuldu. Onu gidip izleyebilirsiniz. Ama sen hiç eski sevgilini başkasıyla mutlu gördün mü? Neyse abi olayımıza geçelim. Şimdi bak kadromuz ekranlarda. Kadroyu daha tam kurmadım. Baba arada böyle birkaç tane abi koydum dediğim gibi. Hani yaşı e, fazla olan oyuncu koydum. Okan Koçuk burada araya kaynamış. Normalde Uğurcan'la e, Ersin Destanoğlu olacak kalecilerimiz. Sağ kanat Barış Alper, Santriford'da Semi Kılıçsoy gözüküyor. Kenan Yıldız sol kanat. Valla işte burada tercihlerimiz çok önemli. Amacımız 3 sezon boyunca bu takımı maksimum başarıya ulaştırmak. Oyuncularımızı da tek tek tanıtayım. Hakan tabii ki burada. Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Uğurcan Çakır. Arda bu arada en yüksek potansiyelli Türk futbolcu arkadaşlar. Oyundaki en yüksek potansiyeli sahip Türk futbolcu. İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, hepsinin yüzlerini de görmüş oluyoruz bu esnada. Sağ Ali Özcan, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz, Rıdvan'ın yüzü var. Serdar Saatçi, Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Emre Kılınç. Emre Kılınç niye burada abi? Ahmet Can Kaplan, Kenan Yıldız. Ulan şu adamın yüzüne ekleyin. Emin Bayram, Aral Şimşir. Okan Koçu'yu da takımdan çıkaracağız. Çünkü ben daha çok hani gençlere yönelik bir kadro olsun istiyorum. Yüksek ovrulu birkaç yaşlı koysam da. Mustafa Ekimoğlu o da çok potansiyelli bu arada. Hemen bakayım. Bayağı fazla potansiyelliydi. Dur. Abi 86 potansiyeli var Mustafa'nın. Zaten en potansiyel 3 Türk futbolcu Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu. Semih'in de 88 potansiyeli var. Efe Akman'ı görüyorsunuz, onu da ekledik. Onun da iyi bir potansiyeli vardı. Bu takımla beraber başarılı olmaya çalışacağız. 3 sezon dedik ama belki de 3 sezonu geçeriz bilmiyorum ya. Bu takımın neler yapacağını merak ediyorum açıkçası. Ferdi'yi sağ beke koyacağım, tamam mı? Dizilişimiz bu mu peki? Böyle bir dizilişte oynarız. Kerem'i belki acaba nerede oynatsak? Sol kanatmışım. Barış Alper sağ kanat. Orkun Kökçe, İsmail Yüksek ya bu dizilişte Kenan Yıldız, Arda Güler falan oynayamıyor işte. Ben ona kafayı tak Zor seçimlerimiz var. 4-3-3 atak oynayabiliriz bu arada. Şurada Arda'yı oynatacağız. Tamam mı? Barış Alper'le Kerem Aktürkoğlu, Santrifor. Kenan Yıldız mecbur yedek olacak. İleride de Semih Kılıçsoy'la başlayalım. Zaten Semih'in potansiyeli inanılmaz. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper'in ve Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisini değiştirip e, simülasyonumuza başlayacağız. Şimdi Ferdi'ye geldik. Ferdi'ye diyeceğim ki hocam diyeceğim sen bir kere sabek olman lazım. Tamam mı? Sen dümdüz bir sabek ol. İki hafta sürüyormuş. Barış Alper falan nerede? Hah Kerem. Kerem'im sen de sol kanat olman lazım. Hani biraz daha hücuma yönelik oynaman lazım. İki hafta diyor. Ve Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'e de sağ kanat vereceğiz. Barış Alper her tarafta oynuyor zaten. Sağ kanatta oynar yani. Sağ orta sağ değil de sağ kanat olacak. Sözleşmelerimiz ne durumda? Sözleşmelerde sıkıntı var mı? 2 yıl olanlar var. Bunları hemen yenileyelim bu arkadaşlarımızı. Serbest kalma bedelleri yoktur diye düşünüyorum. Salih Özcan serbest kalma bedeli istiyor. Sana sonra bakacağız. Var mı serbest kalma bedeli olan? Hakan'ın var. Hakanım ne yaptın ya? Ferdi'nin var. Bunları hemen 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 yok et bunları. Serbest kalma bedeli istemiyoruz. Semih Kılıç Soyun var mesela. Tamamdır. Şimdi 2 hafta ilerleyeceğiz. Ee, gelişim planlarını vereceğiz. Ardından da tabii ki simülasyona geçeceğiz. İlk sezon Avrupa'da yokuz. Bakalım ligde neler yapacağız bunu merak ediyoruz. Ee, bizim için önemli. Şöyle ilerleyelim abi. Vay vay Arda Hoca'yı da burada görmek hoşuma gidiyor biliyor musun? Keşke Arda Hoca'nın yüzünü biraz daha güncel yapsalardı sakallarını falan ama olsun. Bu da bir şeydir bu da güzel yani. Şu anda yani 3 sezon boyunca takımın neler yapacağını harbi merak ediyorum. Arda Güler bu arada bak maçın oyuncusu olmuş orada pozu var. Hocam Nottingham Forest'ı yendik. Wolfsburg'a falan yenildik. Olabilir bunlar. Full City Semih Kılıçsoy istiyormuş. Bir dakika Acun abi ya ne olur dur. Tamam abi sakin. Evet Ferdi'nin mevki gelmiş. Ferdi'yi sağ bek yaptık. Seksi 2 olduğu anında hocam şey nerede? Kerem sol kanat 79 oldu. Barış Alper hemen arttırdık. 81 oldu. Barış Alper'e ters kanadını da verelim. Ters kanat çalışsın. Başka var mı abi? Kerem'e de hemen verelim. Tamam. Arda'ma da bir şey verelim. Arda Güler'im nerede? Arda'ya da bir şey verelim ya. Dengeli de 39 hafta diyor. Bak 13 hafta şu 12 hafta iç forvet. Çalış abi. Ama SEO oluyorsun. Onu istemiyoruz. Sen gölge santrfor çalış. Ferdi gel. Ferdi sana da ters mevki vereceğim. Ters mevki çalışacaksın. Artık sağ bek oldun ya. Sen şimdi sol bek çalış. En hızlı böyle gelişiyor abi. Sonra şey nerede? Ha, Rıdvan Yılmaz. Rıdvan'ı sol bek oynatmak için Ferdi sağ bek yaptık. Rıdvan'a da ters bek vereceğim. Başka 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 başka. Bir de Semih Kılıçsoy'a bir gelişim planı verelim. Semi en hızlı nasıl gelişiyor? Dengeli'de ne kadarmış? 36 hafta diyor. Semih sen bir sahte 9 çalış. Tamam. İlk sezonumuzun sonuna gideceğiz. Son olarak taktiklerimize bakalım. Biliyorsunuz bu yıl yeni eklendi bu taktik işi. Ee, bizi ekstra yormak için ama bir yandan da güzel oldu. FME'ye benzedi bir tık. Taktiklerde şimdi oyuncu rolleri. Bir tanesini kanat oyuncusu bu bir tanesinde iç forvet yapmak lazım. Sanki Barış Alper daha iyi kanat olur. Kerem daha iyi iç forvet olur diye düşünüyorum. Semi Kılıçsoy öncü forvet veya gol makinesi diyor. Abi öncü forvet daha iyi olur. Arda Güler yarı kanat diyor. Yarı kanatta kalsın. Hakan Çalhanoğlu iki yönlü demiş. Tam iki yönlü olsun. Orkun Kökçü oyun kurucu diyor. Oyun kurucudan devam. Zaten en iyi şeyleri herhalde vermiş. Top kesici olsun Ozan Kabak. Ferdi Kadıoğlu sahte bek ortaya gelecek. Ee, Rıdvan Yılmaz direkt normal bek değil mi? Kanat peki de yapabiliyoruz. Kanat beki olsun ya da olmasın. Tamam o zaman diziliş bozuluyor. Ferdi'ye abi sahte bek olunca tamam abi. Orkun'un belki yerine gider orada bir şeyler yapar. Biliyorsunuz Ferdi Kadıoğlu yıllardır hani 8 oynasa nasıl olur diyorduk. Ee, bu formasyonda da ona aslında izin vermiş olacağız. Arkadaşlar bu şekilde Ferdi 82'ye çıkmıştı lan. Niye 81 gözüküyor? Neyse. Bu şekildeyiz abi. Bu şekilde direkt olarak şimdi sezon sonuna gidelim. Biraz ilerleyelim abi. Bir görmek istiyorum ne olduğunu. Ligde nasıl olacağız acaba? Ligde iyi olalım ki hemen Avrupa'ya gidelim. Ben onu istiyorum. Avrupa'yı hemen görelim anladın? 2-0. Ligde iyi başladık tamam. Direkt sezon sonu. Haydi bakalım oğlum sezon sonuna geldik. Ben arada baktım böyle. Telefonla ilgileniyordum. Ekrana her baktığımda biz kazanıyorduk derken bak ikinciyiz ligde. Ligde ikinciyiz. 88 puan takım yardırmış lan. Şampiyonlar ligine gideceğiz ha Şampiyonluğa da oynamışız bu arada. 27 galibiyet 7 beraberlik 2 mağlubiyet. O 2 mağlubiyeti almasaydık belki de. Ulan ya şampiyonlar şampiyon oluyorduk. Kupada nerede eğlenmişiz? Bakalım şöyle Fenerbahçe elemiş bizi. Fenerbahçe bizi mahvetti bu sezon. Avrupa'da yoktuk zaten. Ee, Avrupa'yı almış Fenerbahçe bu arada. Oha! Beşiktaş'la yarı final oynamış Fener. Geçen sene de konferansı ya Beşiktaş ya Fener alıyordu biliyorsunuz. Bu sezonda acayip şeyler olmuş. Helal olsun. Galatasaray aslında normal lig açamasını 3. bitirmiş. Düşün Fenerbahçe kaçıncı bitirmiş abi? 19. bitirmiş. Beşiktaş da 16. bitirmiş. Galatasaray nerede eğleniyor? Galatasaray nerede abi? Playoff oynamamışlar. Doğru o yüzden yoklar. Victoria Pilsen'e elenmiş Galatasaray. Vay be. Fener Nice e elemiş, Beşiktaş elemiş. Finalde Porto'yu yenerek Avrupa'yı almış. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Meraktan bakalım. Inter e almış. Eyvallah. Abi, kadrodaki gelişimler nasıl onu merak ediyorum. Kerem Aktürkoğlu 80, Barış Alper 85, Semih Kılıçsoy 76, Arda Güler 81, Hakan Aynı kalmış Orkun, Serdar Saçcı, Ozan Kabak en zayıf noktamız stoperlerimiz olabilir. Ferdi Kadıoğlu 85 olmuş. Rıdvan Yılmaz 79 olmuş. Yedeklerde de oynamayan oyuncular çok gelişmemiş maalesef. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Yalnız bu takım Avrupa'da başarı elde eder. Ben size söyleyeyim ya konferansa falan gitsek kesin alırız. Bu şu an kalan iki sezon için beni çok çok umutlandırdı biliyor musun? Yalnız Fener'in hem ligi hem Avrupa'yı alması da hani böyle bir şey gerçek hayatta yaşansa bir Fenerli olarak herhalde kalpten giderim abi. Mutluluktan ölürüm yani. Evet Ennesiri, Osimen, Semih Kılıçsoy, Kerem Aktürkoğlu. Kerem 20 tane atmış, Semih 23 tane atmış. Asist krallığında Ryan Kent, Osimen, Manaj, Kerem Aktürkoğlu'nu görüyorsunuz ve gol yenmeyen maçta da Uğurcan Çakır birinci. Bakalım yeni sezonda neler olacak hemen yeni sezonu istiyorum. Ama yeni sezona geçmeden önce unutmayalım. Kadro merkezimize bir bakalım. Bizim için önemli abi. Semih Kılıçsoy 24'e 2. Kerem Aktürkoğlu 21 gol 11 asist. Barış Alper Yılmaz 16'ya 7. Hakan Çalhanoğlu 14'e 8. Arda Güler 10'a 7. Ferdi Kadıoğlu 4'e 3. Orkun Kökçü 2'ye 4. Kenan Yıldız 2'ye 2. Bütün istatistikler bu şekilde. Dostlar bu videoda şöyle bir şey deneyeceğiz. Galatasaray Rebilt'te yazmışsınız yorumlara hani takvim beklemek çok sıkıcı diye. Bu videoda simülasyonları direkt olarak geçeceğim. Yani Buradan mesela şimdi sezon bitti ya direkt ikinci sezonun sonuna geçeceğiz. Hangisi daha iyi yorumlara yazın. Hani böyle direkt geçmek mi daha iyi yoksa beraber izlemek mi daha iyi? E, bunu da bir test etmiş olalım. Sizin isteklerinize göre ilerleriz. Şimdi gelin hep beraber ikinci e, sezonumuzun sonuna geçelim. Bu sefer Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız. Ben de bakmayacağım. Sizlerle beraber takvimin sonunda görüşelim. Haziranda görüşelim abi. Hazır mıyız? Takımımız ne yaptı? Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Ligi yine ikinci bitiriyoruz. Bu sefer Beşiktaş şampiyon olmuş. Eyvallah. Abi Türkiye Kupası. Burada da yokuz. Kime dedi abi bize? Çaykur Rizespor'a penaltılarla eğlenmişiz. Beyler yapmayın. Şampiyonlar Ligi 28. bitiriyoruz. Playoff'a mı kaldık? İlk 28 playoff'a bile gitmiyor. Doğru. İlk 8 direkt tur atlıyor. İlk 16'ya giremezsen playoff'a giremiyorsun. Buna yapacak bir şey yok. Biz 28. olduk. Braga'nın falan üstündeyiz ama tamam. Eyvallah. Feyenoord'un falan da üstündeyiz. Şampiyonlar Ligi'ni de Inter almış. Ulan bu Inter de yani şeyini çıkarttı işine. Suyunu çıkarttı. Avrupa'yı Lazio alıyor ve Porto yine finaldeydi Avrupa'da. Konferans Ligi'ni de Real Betis kazanmış. Biz konferansa gitsek kesin alacak bir takımız bu arada. Onu da söyleyeyim ya. Takım yönetimine girelim. Semih Kılıçso 79. Biraz daha hızlı gelişebiliriz. Hakan Çalhanoğlu bu yaşında gelişmiş. Ferdi çok iyi. Barış Alper müthiş. Kerem Aktürkoğlu abi ovrullar artıyor. Savunmamızdaki ovrullar yavaş gelişiyor. Serdar Saatçı daha hızlı gelişebilir. Maalesef gelişmiyor. Tabi kanatlara biz ters kanat verdik ya. O yüzden de ekstra gelişme şeyi var. Şöyle bir gol krallığı mevzusuna bakalım. E Nesiri her sezon gol kralı bizim ligde. Hakan Çalhanoğlu 19 tane atmış. Üçüncü olmuş. Kerem Aktürkoğlu 17 tane atmış. Asist kralında Orsiç, Kerem Aktürkoğlu, Jurečka, Barış Alper ve Arda Güler diye gidiyor. Gol yenmeyen maçta da Bilal Bayezid. Abi bizim kalecimiz nerede ya? Uğurcan Çakır 8. olmuş abi. Üzücü. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettik. Uğurcan Çakır burada 7. eyvallah. Bir de az maç oynadık hani erken elendiğimiz için, veda ettiğimiz için. Asist krallığında yokuz. Gol krallığında şöyle belki listeye girmişizdir diye bakacağım ama oha sondan listeye girmişiz Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy 5'er gol atmışlar. Eyvallah. Kadro merkezimize bir girelim. Ersin'in 0 ay sözleşmesi kalmış. Ersin'e hemen sözleşmesini yaptım ya. Tamam. Salih Özcan'ın da 0 ay sözleşmesi kalmış. Bu arada transfer dönemi kapalı olduğu için hiçbir yere gidemiyorlar. Öyle bir durum var. Bakayım Kerem Aktürkoğlu 23 gol 13 asist. Çok iyi performans. Hakan 22'ye 6. Orta sahadan müthiş. Semi Kılıçsoy 17'ye 1. Barış Alper Yılmaz 15'e 3. Arda Güler 11'e 11. Orkun Kökçü 6'ya 4. Ferdi Kadıoğlu 3'e 3. Rıdvan Yılmaz 3'e 3. Ozan Kabakcan Uzun. Mustafa Hekimoğlu diye gidiyor. Mustafa Hekimoğlu deyince aklıma Hekimoğlu dizisi geliyor abi ya. Vardı ya. Bir zamanlar vardı. Neyse. Ben şu sözleşmeleri yenileyim. Bir yıl kalmış herkesin sözleşmesi. Bir yıl kalınca böyle bana güven vermiyor biliyor musun? 135 milyon serbest kalma falan diyor. Abi herkes serbest kalma bedeli istiyor ya. Of be oğlum ya ne yaptınız ya? Barış Alper 190 milyon istiyor. Üçüncü sezonun sonunda görüşeceğiz o zaman. Üçüncü sezonun sonuna gidiyoruz. Ocak ayına geldik bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidememişiz. Bu iyi bir şey bence. Yani en azından Avrupa'da daha çok şansımız var kazanmak için. Ocaktan sonrasını dedim beraber simüle edelim ya. Her ne kadar yavaş olsa da beraber görelim istedim. Eee burada 3-0'lık bir galibiyet. Ya takımımız tıkır 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 kazanıyor. Genç Türk futbolcularımız. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Ren'e ne yapacağız? Bak. Hop. Ren baba bye bay. Ha, böyleyiz. Harbi Avrupa'yı alabiliriz bu arada. Hiç bakmadım ben. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'yi yenelim ya. Yenelim. Olsun eyvallah. Eyvallah abi. Kulüp bürücü peki ne yaparız? Şöyle böyle yapar mıyız? Güzel. Güzel. Biz müthişiz ya. Bak sana bir şey diyeyim mi? Harbi çok iyiyiz. Şubat ayına doğru yaklaştık. 3-2 gayet güzel. Abi Avrupa'da ne yaptık? Ben onu merak ediyorum. Ligde de bu sene belki şampiyonluk gelir mi? Hep beraber göreceğiz. Şimdi Türkiye Kupası maçını boş verelim. Geçen sene bizi Rize elemişti. Yine Rize'yle oynuyoruz. E, ligde Fenerbahçe 50 puan. Biz 49 puandayız. Bir şeyler olabilir eğer kayıpsız gidersek. Avrupa Ligi'nde de arkadaşlar 7. bitiriyoruz. İlk 8'de olduğumuz için playoff oynamayacağız ama Manchester City niye burada? Tat kaçırdın ya. Tat kaçırmadım. Mı? Bir ufak tat kaçırdı Mart'ın başına doğru gidelim Mart'ın başında biliyorsunuz Oha Arda hocanın pozunu gördün mü Mart'ın başında ee, son 16 olacak 4-2 kazanıyoruz güzel. Rize'yi eledik. Ligde kayıpsız gidersek şampiyon olabiliriz. Fenerbahçe'yi yenseymişiz lidermişiz bu arada. Berabere kaldık ya Fener'le. Yenseydik liderdik. Olsun. Haydi abi. Haydi baba. 2-0 gayet iyi. Geldik abi. Geldik abi 3-2. Sivas'a yenildik. Türkiye Kupası. Tamam sorun değil. Biz ligde yenilmeyelim. Ligde bir şampiyonluk alırsak mutlu olurum. Ev spor maçı 3-1. Güzel. Mart ayına geldik. Rangers'la oynuyoruz. Rangers'ı eleyebiliriz ya. Ayın teknik direktörü Mourinho olmuş. Abi Rangers'a eleriz gibi geliyor bana. Gel abi gel. Gel abi hızlı simüle et diyeceğiz. Takımda ne olmuş? Orkun mu gitmiş? Ne olmuş orada ya? Çok önemli bir gücümüz eksilmiş. Orkun gitmiş. Tamam İsmail Yüksek oynayacak. Eyvallah. Böyle devam abi sıkıntı yok. Taktiği bozmayacağız. 2-1 yenildik. Ya daha fazla şutumuz var. İsmail yüksek gol de atmış. Ona rağmen yenildik ya. Orkun ne alaka gitti? Serbest kalmadan gol yedik. Ben anladım ya. Ne ara gittin Orkun? Rıdvan falan da sezon sonu gidecek bu son sezonumuz diye bakmadım onlara ama Orkun Galatasaray'a gitmiş bir de. Galatasaray elimizden almış. Üzgün Galatasaray. Sezon başından biri yokmuş. 72 milyon euroya almışlar. Ona rağmen ligde çok iyiyiz bu arada. Eyvallah Orkun zaten çok da genç bir futbolcu değildi. Yapacak bir şey yok. Kendi ayrılmak isteyen ayrılır abi. Severdim Orkun'u. Seviyorum hala ama yani yani yapacak bir şey yok. Haydi abi. 3-0 güzel. Rangers ikinci maçı. Sosyal medyada ne diyorlardı? Bakamadık ki. Neyse tamam. Sıkıntı bir maç. Korkuyoruz ama korkanın çocuğu olmaz diye bir laf vardır biliyorsunuz. İsmail Yüksek burada oynayacak. Haydi İsmail diyoruz. Haydi takım diyoruz. 3-1 Arda Gülerse bir Kılıçsoy, Ozan Kabak. İşte böyle. İşte böyle Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Avrupa'da yola devam. Galatasaray'da devam ediyor bu arada. City elenmiş. Napoli City elemiş. Ligde durumumuz ne? Ligde de lideriz abi. Bir puan önündeyiz Fenerbahçe'nin. Şu anda her şey çok kritik. ya oyuncumuz eksik bir yandan. Sezonun acayip kritik bir noktasındayız. City eleyen Napoli ile eşleştik. O kötü oldu. City eleyen Napoli. Ya Napoli böyle kağıt üstünde hani çok kuvvetli demezsin ama işte City eleyip geldi buraya. O korkutuyor insanı sadece. Dur bakalım ne olacak. Napoli'yi elersek Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali ihtimalimiz harbiden çok yüksek onu söyleyeyim. Gayet güzel 3-1. Haydi abi 1-1 olur. Napoli maçına geldik. Yani iyi bir takım geldi ama bir yandan biz de iyi bir takımız. Şu takım yönetiminde Öğrüce kardeş yerine İsmail Yüksek'i koyalım. Hazır mıyız? Hazır mıyız abi Napoli maçına? Bence hazırız. Hem de çok hazırız. Yeneceğiz bunları. 2-1 yenildik. Eyvallah. Lukaku 62 tane. Lukaku işine git. Bak biz burada genç çocuklarız ya. İşine git abi. Ligde Galatasaray maçı kritik bizim için. Galatasaray 3. Şampiyonluk şansı yok. Yenmemiz lazım ki Fener'i geçelim. 2-0 kazandık güzel. Abi Napoli ikinci maç. Ulan buraya kadar çok güzel geldik. Elersek yarı finaldeyiz. Avrupa'da yarı final istemiyor muyuz? Haydi be 2-2 kaldık. Vlaovic falan var Napoli'de. Barış Alper iki tane atmış yetmemiş. Yapacak bir şey yok. Daha kolay bir rakip gelse ilerleyebilirdik belki. Ama çeyrek finalde Avrupa Ligi'ne veda ediyoruz. Avrupa Ligi'ni kazanabilirdik. Öyle bir potansiyelimiz vardı. Olsun. Yapacak bir şey yok. Gençlerimizin ne yaptığına sezon sonuna gidip bakacağız. Şampiyonluk gelecek mi onu merak ediyoruz. Ee, şampiyon olmayı umuyoruz. Şu anda 1 puan var Fenerbahçe ile aramızda. 2-1 kazandık güzel. Trabzon'u da yenmek önemliydi ya. Yani i̇yi takımları yenmek önemli. Ya Okyanusu geçip derede bu olmayalım. Adana Demirspor'u yenelim. Adana köklü bir cami ya. Ama 3-1 kazandık. Güzel. Hayda abi Sivas Spor maçı var. Fenerbahçe ne yapıyor bu esnada? Puan kaybetti mi kaybetmedi mi onu da bilmiyoruz. Ee, şöyle bir baktık. 3-1 kazandık. Abi biz galiba şampiyonuz ya. Son bir Beşiktaş maçım var. Beşiktaş maçı. Beşiktaş bizi şampiyonluktan edebilir. 2-1 kazandık. Bizim takım 3 sezonda makine oldu ha. Avrupa'yı çok doğru kurallar gelseydi alırdık biliyor musun? Doğru kurallarla alırdık. Evet. Kayseri. Oo! Bu arada Süper Lig'de sezonun oyuncusu Icardi oldu. Kayseri bizi yeniyor. Bu mağlubiyet bize şampiyonluğa mal olmuş olabilir. Mal olmuş konuşamadım. Derken Hayır diyor gençler. Türk futbolcularımız hayır diyor. Biz şampiyonuz diyorlar. Ya yani biz son iki maçı yenilseydik bir de belki şampiyon oluyorduk. Helal olsun. Ligde şampiyonuz. Türkiye kupası yokuz abi önemli değil. Şampiyonlar ligini kim kazanmış? Real Madrid kazanmış. Avrupa ligini bizi eleyip Napoli kazandı. Ee, ona yapacak bir şey yok. Ne yapalım abi Galatasaray da yarı finale kadar gitmiş. Onlar da Napoli'ye elenmişler. Zaten biz Napoli'yi eleseydik Galatasaray'la eşleşecekmişiz olaya bak. Ya biz var ya Napoli'ye elerdik bu arada. Chelsea'yi falan da yenerdik bence. Neyse, yapacak bir şey yok. Ligde gol kralında Barış Alper Yılmaz 29 gol. Pardon, Icardi 29 60 yanlış gördüm. Kafa gitti benim ya. Icardi'yi Barış Alper olarak gördüm. Saçlarda falan da sarı ya. Semih Kılıçso ikinci olmuş. 25 gol atmış bizden. Onun dışında Kerem Aktürkoğlu'nun 19 golü var. Barış Alper 18 gol. Gayet iyiyiz. Asist kralında Icardi, Rafa, Hakan, Çalhanoğlu diye gidiyor. Gollenmeyen maçta da Uğurcan Çakır'ımız birinci. Trabzonspor Roman Bürki'yi transfer etmiş. Tanıdık bir isim. Fener'de de İrfan Can Eribayet oynuyor. 9 gollenmeyen maç almış. Ee, onu da hani dikkatimi çekti söylemek istedim. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde de yokuz burada. Burada da yokuz maalesef ki bayağı ilerledik aslında. Icardi, Orkun Kökçü'yü görüyoruz. Galatasaray'dan bayağı oyuncu girmiş bu listeye. Trabzon'dan da girmiş. Bizim Semih Kılıçsoy 3 asist yapmış. Gol kralında da o Simen Chelsea'ye gitmiş. Bak gerçek hayatta da konuşuluyordu. E hani bu sezondan sonra Chelsea'ye gider mi gibisinden. Icardi, Enketia, Haaland, Vlaovic derken Vlaovic bizde mahvetti abi. Bizden kim var? Draguş var Trabzon'dan. Bizden de abi Barış Alpermaz 6 gol atmış. Eyvallah. Şöyle bir verimlerimize bakalım. 3 sezonun sonunda bence eee Türk oyuncularımız gayet iyi oynadılar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Overall'larını da görüyorsunuz. Kerem 85 oldu. Barış Alper o şeyini bayağı açtı. Potansiyelini bayağı açtı. Semih Kılıçsoy potansiyelini bulamadı. Arda Güler potansiyelini bulamadı. Kenan Yıldız 72'de kaldı. Oynamadı çünkü. Ee, baktığımız zaman Hakan bu yaşta gelişti. Yani şu anda bakıyorum 33 yaşında. İsmail Yüksek çok oynamadığı için gelişemedi. Ferdi Kadıoğlu ile Rıdvan Yılmaz iyi gelişti abi. Gelişimlerimiz böyleydi. Kadro merkezimize de hemen girelim. Biraz deneysel bir video oldu. Bence güzel oldu. Semih Kılıçsoy 31 gol 10 asist. Bu sezon en verimli oyuncularımızdan biri. Hatta en verimlisi. Ee, Barış Alper 25'e 11. Kerem Aktürkoğlu 25'e 9. Hakan Çalhanoğlu 11'e 9. Arda Güler 11'e 8. Ferdi Kadıoğlu 3 gol 8 asist. Ozan Kabak 2 gol. Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek ve geri kalan futbolcularımızın hepsini görüyorsunuz. Her videoda böyle başarılı olamıyoruz. Bu videomuzun konsepti 3 sezon içinde yapabileceğimizin en iyisini yapmaktı. Süper Lig'de şampiyonluk aldık en azından. Avrupa'da da. Çeyrek final oynadık. Daha da ilerleyebilirdik işte Napoli çıkması şanssızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sizin favori genç Türk futbolcunuz kim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.